Değerli misafirler, Reisül Ulema, Başbakanlığımızın temsilcileri, yurt dışından gelen, Kuveyt'ten gelen kıymetli misafirler, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden bugün anlamlı bir program için buraya gelen Bosna Hersekli kardeşlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nden katılan kardeşlerimizi hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm. Uvaženi Reisül Ulema, uvaženi predstavnici vlasti, dragi gosti iz Kuvajta i svi vi koji se danas nalazite ovdje, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Bizden önce Başbakanımız çok manidar bir konuşma yaptı. Birçok kalbimizden geçen kelama tercüman oldu. Gerçekten Bosna Hersek, barışın, güzelliğin, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olması gereken bir ülke. Travnik'te ortak tarihimiz, kültürümüzün bir simgesi olan çok kadim bir şehir. Dolayısıyla bugün anlamlı bir program için burada toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti adına burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Malo prije načelnik je rekao lijepe riječi. Ja isto mislim da Travnik i Bosna, Novi Travnik i Bosna i Hercegovina trebaju biti simboli mira, simboli tolerancije i razumijevanja. I želim danas da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što se danas u ime Turske nalazim ovdje. Gospodine Huseine, Tika je poznata organizacija koja svugdje u svijetu, evo hvala Bogu i u Bosni i Hercegovini posljednjih godina mnogo pomaže, mnogih projekata. Ovaj projekat izgradnje, dovršetke izgradnje džamije i islamskog centra u Novom Travniku, veliki je značaj za Bošnjake i muslimane u ovom kraju. Koji su vaši utisci i koji su dojmovi poslije evo otvorenja ove džamije? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bütün dünyada olduğu gibi Bosna Hersek'teki Müslümanlara ve Boşnaklara da yardım ve destek veriyor. Bu cami burada yaşayan Müslüman Boşnaklar için gerçekten önemli. Siz açılıştan sonra nasıl buldunuz ve nasıl gördünüz bunu? Tabii Travnik bizim için de çok önemli bir şehir. Tarihi anlamda, kültürel anlamda ortak değerlerimiz, ortak geçmişimiz var. Bu açıdan bizim için çok önemli bir şehir olduğu için Novi Travnik Çarşı Camisi bitmesiyle, vatandaşların, Müslümanların ibadetine açılmasıyla biz büyük bir mutluluk duyduk. Bosna Hersek'in hemen hemen her tarafından gelmiş binlerce insan var, on binlerce insan var. Gerçekten coşkulu bir açılış oldu. Travniye yakışır bir açılış olduğunu düşünüyoruz. Tika olarak bizim tüm Bosna'da olduğu gibi Travnik'te de yatırımlarımız devam edecek. Yakın zamanda yine farklı projelerle buralarda işbirliği ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buradan Türkiye halkının selamını Bosna Hersek halkına iletmek istiyorum. Naravno, poznato je da je Travnik kao grad, da smo usko vezani što se tiče zajedničke kulture, historije i svega onoga što dijelimo zajednički. A evo i samo otvaranje ove džamije u Novom Travniku je zbližilo nas sa Novim Travnikom. I vidimo ovdje na hiljade ljudi za koje je ovo veliki događaj i isto tako i za nas. I želim reći da ovo nije prvi projekat koji smo mi realizovali ovdje, a naravno neće biti ni posljednji. Uskoro imamo u planu još neke projekte na ovom području, tako da smo prisutni kao i u prethodnom periodu. Upoznati smo da će Tika i naredni period ostati u Bosni i Hercegovini, vaš prijateljski odnos sa Bošnjacima i sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Možete li nam otkriti da li postoji neki veći projekat u smislu izgradnje nekih džamija ili islamskih centara? Tabi, Tika'nın yaptığı, Bosna i Hercegovini genelinde yaptığı faaliyetlerini biliyoruz ve devam edeceğini de biliyoruz. Önümüzdeki süre içerisinden büyük projelerinden bazılarını söyleyebilir misiniz veya hangileridir? Bizim için Bosna Hersek'teki en ufak projeden en büyük projeye kadar her biri bizim için çok önemli. Şu an devam eden yaklaşık 5 milyon avroluk Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nün restorasyonu var Visegrad şehrinde. 5 milyon eurodan birkaç bin mark ebatına kadar değişen ölçekte birçok projemiz var. Ama böyle tarihi değerler açısından ele alacağımız bazı tarihi camiler var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an herhangi bir rakam vermek sizin
önümüzdeki aylarda çalışmalara başlayacağımızı söyleyebiliriz. Naravno, svi projekti za nas i veliki i mali projekti su jako bitni, tako da mi ne gledamo na taj način na projekte, ali evo ako hoćete, jedan od najvećih projekata na kojima trenutno radimo jeste most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, čija je vrijednost negdje oko 5 miliona eura, pa eto recimo od 5 miliona eura pa sve dolje do projekata koji vrijede par hiljada. Da ne bi, ima veliki broj projekata još koje planiramo započeti.